Şu anda çekiyor, tamam mı? Sadece tut. Hayrettin Hoca. Ona genç birisi orada hem şey yapıyormuş üniversitede hem de böyle kalıyormuş. 1,5 sene falan kalacakmış. Yani orada ne gördük dediler, Türkler biraz geç kalmış. Pakistanlılar daha erken, yani böyle sistemleşmiş vakıflar kurmuşlar. Yani adamlar geliştirmişler şeylerini. Okulları var. Pakistanlıların okulları var mesela. İstediği gibi talebesini okutuyor. Giyim, kuşam, örf, adet aynen yani. Öbür Araplar da öyle, şeyler de öyle. Camileri var, vakıfları var. Türkler de şimdi o yolda elhamdülillah. Yavaş yavaş ilerliyorlar. Cumartesi günü camiye gittik. Baktım 250 talebe varmış. Yani 80'den sonra camiler yapılınca bundan 2-3 sene önce de bu faaliyet başlamış. Yahu demişler bu camiler böyle bak Pakistanlılar ne güzel. Pakistanlıların camileri böyle karınca gibi. O talebeler geliyor, gidiyor, okuyorlar. Türkler de böyle elhamdülillah başlamışlar. Şimdi 250 talebeyi o sosyete aileler getiriyorlar, oraya çocuğu koyuyorlar. Caminin etrafında geziyorlar. Bazısı namaz kılıyor, bazısı kılmıyor yani. Ama çocuğun oradan ders almasına demek yani ehemmiyet veriyorlar. Günde 4 saat cumartesi günü, 4 saat de pazar günü. Kur'an dersi, ilmihal dersi, böyle hepsi elhamdülillah İslami dersleri alıyorlar. Ondan sonra alıp götürüyorlar çocuklarını. Çocuklar da çok böyle serbest. Yani İngiltere'nin sistemi öyleymiş. Böyle masa başına oturup yazmak, çizmek yok. Böyle faaliyet içinde. Çocuğu gezdirecek, tozduracak, oralara götürecek, işte parklara, müzelere, yani olayların olduğu yerlere, işte tarım şeylerini, ne bileyim, meslek şeylerini gezdiriyorlar orada. Çocuk ne okuyup ne anladıysa kendi kabiliyetine göre. Fazla zorlamıyorlar. Bunlar da öyle yetişmişler. Baktım ki hoca ders veriyor, bunları eğitiyor, yani şey yapıyor. İki tane de başında polis bekliyor. Böyle iri yarı şeyler. Ya bunlara ne lüzum var? Yok bunlar olmaz da. Bu hocayı hiç kimse dinlemez. Çocuklar her şeyi darmadağın ederler yani. Sonra baktım 20 tane talebeyi böyle dizmişler. Demek ceza vermişler onlara. Onu sordum. Ya melek gibi duruyorlar. Ya hocam sen bakma diyor. Biz diyor önce başladığımız zaman bunları kapıdan içeri sokamıyorduk. Şimdi bak hepsi abdest alıp namaza duruyorlar diye. Hakikaten çok güzel gelişmeler var. Onlar da çok memnundular yani. Orada 4 tane esas dershanemiz var. Hakikaten ben gittiğim gün, ilk gittiğim gün ders vardı. Ben de hep öyle hayalimde yani Yusuf kardeş çağırmış bizi abi. Gidip orada 5-6 kişiyle görüşeceğiz. Öyle zannediyordum. Baktım derste 60 kişi var. Çok küçük bir şey. Evleri de yani acayip bir yaşanacak gibi değil. Evleri de bir garip. Yani 2 katlı evlerde yaşıyorlar. Altlı üstlü. Merdivenden bir adam zor çıkıyor. Minare merdiveni. Minare merdiveni gibi. Bütün evlerin merdivenleri öyle. Öyle mi yani? Bir adam zor çıkıyor merdivenden. Böyle yani milim milim her şeyi değerlendirmişler. Yani bir karış fazla yeri yok. Böyle salonu öyle, şeyi, banyosu öyle, öyle şey, öyle. Dar yani, dar şeyler. Bize böyle pencereden asılıyor. Böyle biz alışmışız ya geniş şeylere yani. Allah Allah. İşte dar bir salon var. Böyle tıklım tıklım dolmuş. Bir de baktım merdivenlere karşı böyle her merdivene bir kardeş oturmuş. Ama güzel bir tabi samimi bir ortam. O şeyde de yani o kardeşler gurbette de oldukları için. Saatlerce ders okuyorsun yine. Yani aynen Azerbaycan gibi yani hakikaten böyle. Türkiye'de hani biraz ders uzayınca millet ya işte millet yorgun yatıyor. Hiç kimse ne yatıyor ne de ders bitsin istiyor. Kendileri de katılıyorlar derse. Öyle bir heyecanlı bir cemaat. Hemen soru soruyorlar işte oradan öbürsü oradan okuyor şey böyle tam katılımlı bir ders diyorlar ya yani. Ben şahsen çok şevklendim yani. Ondan sonra 4 tane dershane her birisi ayrı bir yani ikisiyle Fırıncı abigiller alakadar oluyor. Birisi bizim Yusuf kardeşgillerin böyle Türkiye'den bizim dershanelerden mezun olanlar orada toplanmışlar. 6 kişi kalıyor. Biri Abdullah abigilden mezun olan bir kardeş açmış. Öyle o Özbeklerle şeylerle kalıyor. Ama hepsi birbiriyle gidip geliyorlar. Böyle samimi bir şeyler var. Ahmet Selçuk diye bir Kütahyalı abimiz var orada. 23 seneymiş orada doçent. O vesile olmuş dershanelerin açılmasına yani. İlk gelmişler bir araya. Böyle gruplar. Dershane açmışlar, bakmışlar ki herkesin meşrebi ayrı. Arkadaş demişler, sıkıntıya gerek yok. Biz madem böyle ayrı meşreplerdeyiz, dershanemiz de açıldı. Şimdi dershanelere de ihtiyaç var. Herkes bir dershane açsın, kendi dershanesinin başına geçsin ama aramızdaki muhabbet devam etsin. Hakikaten de öyle yapmışlar.
Çok güzel. Brighton'da bir dershane vardı. O da İngiltere'nin en güzel şehirlerinden birisiymiş. Okyanusun kıyısında. 8. katta bir dershane. Orada da 3 tane Artvinli kardeş. Bacanak üçü de. Biri Selçuk, en hareketlisi o. Sabah öğlen namazından sonra başlattı. Akşam namazına kadar ders. Böyle nefes aldırmayacak şekilde. Hocam diyor, böyle olmazsa buralarda dayanmak olmaz diyor. Ya diyoruz, yorulduk ettik meselesi. Onlar da okuyorlar. Yani yardımcı oluyorlar, şey yapıyorlar. Ya diyor, abinin diyor boğazı kurudu. Getirin diyor. Çay getirin, meyve getirin ama kitaplar, her birinin elinde kitap. Böyle bir heyecanlı bir alem yani. Maşallah, Allah dedim helal olsun. Bu gurbette, bu ecnebi diyarında böyle bir şevk. Yani çok hoşumuza gitti. Allah razı olsun. Cemaat, bizim cemaat orada karar almışlar. 450 bin sterline bir mülk dersine alacaklar. Ondan sonra bakmışlar, böyle uygun olan bir yer bulamamışlar. Yani bakmışlar ki, o 700 bin, 800 bin. Geçen telefon açtılar, 750 bin liraya çıkarmışlar. 750 bin sterline. Öyle bir yer bulursak alalım diye. Şimdi inşallah diyor, bulunacak yani o parayı artırınca. Nedir, sterlini kaç lira? Sterlin 2,5 lira abi. Yani 1 trilyondan fazla oluyor. Öyle de bir maşallah cesaretli bir şeye giriyorlar yani. 2 trilyon ediyor. Yani Allah yardım etsin, inşallah olur yani. Alabilir misiniz? İnşallah alacağız. Biraz bu ne sistemi diyorlar ona? Mortgage sistemiyle alacaklarmış. Yani bir miktar kira peşin ödeyip sonra kira öder gibi o bina 10-15 sene sonra sizin olacak yani. Öyle bir sistemle inşallah alacaklar. Onu alınca Sungur abiyi de davet edeceğiz diyorlar. Çünkü bu yer hakikaten biraz uygun değil. Berzak'tan mı gideceğiz oraya? Abi uçağa atlıyorsun. Öyle bir 3 saat sonra oradasın. Yani İngiltere yani böyle sıkıntılı bir yer. Hani diyorlar ya 100 senelik şehir planı yapıyorlar. Yani Avrupalılar 100 sene. Yani istikbali düşünüyorlar. Hakikaten öyle planlı yapıyorlar ki yani bir taşını oynatamazsın yani. Ne binaların ne yolların. Yani öyle. Plan öyle. 100 sene şimdi tamam olmuş. Şehir felç olmuş. Onun için herkes Londra'dan kaçıyor. Londra'nın %80'i başka milletler. İngiliz var. %20 var. Onlar da gece yok yani. Onlar da gece işleri orada yani. Gündüz gidiyorlar yani. Gündüz işe geliyorlar. Gece gidiyorlar. Yani İngilizlerin hiçbirisi Londra'da yaşamıyormuş. Öyle bir sıkıntılı şehir yani. Hep kenar şehirlerde yaşıyorlar. Camilere gittik. 4 tane cumayı ayrı camide kıldık. Türklerin camisinde kıldık. Tıklım tıklım dolu. Büyük bir cami yani. Elhamdülillah. Yani dediğim gibi vaazları, hutbeleri çok heyecanlı. Çok böyle hoşuma gitti. Çok böyle güzel yani elhamdülillah. Ondan sonra ikinciyi Arapların camisinde kıldık. Tam Londra'nın tam merkezinde. Yani oradan o şeyi almak abi yani güç kuvvet yetecek bir şey değil. Almışlar adamları yani. Para yetmez yani. Caminin avlusu da var. Büyük bir cami. Avlusu da. Baktım cuma günü avlusuyla beraber dolmuş. Cemaat dağıldığı zaman o sokaklar böyle tıklım tıklım cemaat dağılıyor. Sonra Somalililer biraz daha fakir insanlar. Onlar bir fabrika almışlar. Bir de caminin büyük böyle projesini yapmışlar. Oraya asmışlar. Şimdi arsayı almışlar ama fakat ona kadar da böyle şeffaf şeylerle ne diyorlar çatı şeyi de bahçesini de almışlar. Fabrikasının bahçesini de içine almışlar. Her tarafında namaz kılınıyor. Dediler 5000 kişi burada namaz kılıyor yani sığıyor. Dolmuş tıklım tıklım. Ben onu görünce ya maşallah ya bu Somaliler en şey fakir olduk herhalde en kalabalık en şey. Dediler hele bu birinci cemaat. Yani nasıl birinci cemaat? Saat 2'de ikinci bir cemaat aynı şekilde teşekkür ediyormuş. Cuma kılıyorlar. Cuma kılıyorlar yani. Orada iş disiplini olduğu için adam işini bırakıp gelemiyor. Saat 2'de işi bitenler yahut da 2'ye şey yapanlar geliyorlar. 2'de birisi 12.30'da kılıyor. Birisi 2'de kılıyor. Yani bir grup da 2'de kılıyorlar. Bengaldeşlerin camisine gittik. Onların camisi de orta büyüklükte. Fakat caminin yanında 7 katlı bir bina. Bu ne? Bu da yurt. Şemsettin neydi? Bu Şemsettin Bey var bize. Yeni Asya'da ama hani. Onlarla anlaşmışlar onlar, Bengaldeşler. Şemsettin Türkan. O da gelmişti orada dinledik, güzel hizmetlerini anlattı. Bunlarla dedi yeni böyle külli
şeyler yaptık. Onlar talebelerini Türkiye'ye getirecekler, dershaneleri gezdireceğiz, işte üstadın olduğu yerleri falan. Biz de buraya göndereceğiz yani. Bunların yurtlarından istifade edeceğiz. Böyle işte karşılıklı bir anlaşma yapmışlar yani. Güzel, elhamdülillah. Ta Sultan Abdülhamid, Allah rahmet etsin, onun zamanında bir İngiliz, esas ilk cami o zaman açılmış abi. İlk birinci resmi cami o zaman İngiliz Abdullah Kuililium diye bir adam, yani ismi İngilizce değişik de sonra bu ismi almış. Gelmiş Abdülhamid Hazretleri ile görüşmüş, ondan sonra Abdülhamid de fifirik bir adam olduğu için bu kimdir diye başlamış soruşturmaya. Ya bu nedir, nereden çıktı geldi diye. Şimdi bizim Yusuf kardeş de tarihçi, onun hakkında şey yapıyor. Master yapıyor. Bir sürü Abdülhamid'e gelen mektupları diyor şey yaptın. Buna ajan diyen var. Pimpirik ne demek ya? Evham yani. Yani evham vesvese neyse. Yani. Ondan sonra ajan diyen var, şöyle diyen var, böyle diyen var. Artık ne olur olsun adam gitmiş orada ilk camiyi açmış. Liverpool şehrinde. İlk camiyi açmış. İşte orayı merak ettik, vakfını, camisini görelim diye. Gittik orada Pakistanlılar, Bengaldeşli gençler var. Risale verdik, baktık tanıyorlar üstadı, duymuşlar. He, böyle güzel diyorlar, Kuveys. Ondan sonra orada bir Denizli'den Mehmet Efendi var, öyle orada görüştük, tanıştık. Avni'nin kardeşi de orada, bizim Avni kardeşin Trabzonlu. O da bizi Manchester'dan aldı, Liverpool'a o götürdü. O zatla tanışıyorlarmış. Demek ki o telefon açmış. Evinde de hazırlık yapmış. Gittik onun evinde işte muhabbet ederken dedi en çetin, en böyle şey bir yer burası. O köleler, şeyler hep getirilip burada satılırmış o eskiden. Burası liman şehriymiş. Çok zalim bir şehir yani. İngilizlerin en böyle şey, diktatör bir şeyi. Şimdi de hiçbir Müslüman cemaat burada tutunamıyor. O, iyi ki o Abdullah Kuyulim o camiyi açmış yani. Öbürü kimse gelip de burada şey yapamıyorlar. Hatta hoca efendiler de çok araştırma yapmışlar. Bir türlü tutunamamışlar. Niye tutunamıyorlar yani? Abi böyle bir hem artık neyse öyle bir şey yok. Bir ruh yok yani. Yani öbür yerlerde Müslümanlar da çok yaşıyorlar. Orada fazla yok yani. Orada dedi ki bir tek Türk ben varım, bir de benim eniştem var dedi yani. Tamam. Kendisi de yani cemaat olarak değil de iş icabı orada bulunuyor. Böyle bir garip yer yani. Ama dedi ki, nedir o? Menzil cemaatinden 30 aile var burada dedi. Ben de ya Allah Allah hiç kimse, nasıl maşallah o mübarek insanlar nasıl böyle bir şehre gelip yerleşmişler? Nasıl böyle onları ikna etmişler falan? Ya hocam öyle değil dedi. Bu İngilizler geliyorlar Kuşadası'nda işte şeylerde oralarda o Türk gençleriyle tanışıyorlar. Onlarla işte evleniyorlar, onları alıp buraya getiriyorlar. En sefih bak bir Türk genci, hani o diyelim biz beğenmiyoruz o Kuşadası'nda şeyde o kahvelerde şeylerde çalışan gençler. Oraya gidince İngilizlerin hayatını görünce, Allah Allah bu ne biçim hayat yani böyle hayvani bir hayat. Ne namus ne şey böyle hiçbir anlayış yok. Orada görüyorlar çocuklar, birden şok oluyorlar. Şimdi birden dönemiyorlar da geri. Orada madem gelmiş para mara da var tabi. Kalıyorlar, yerleşiyorlar, işte şey alıyorlar, pasaport alıyorlar. Hemen o İngilizler zaten boşanıyorlar. Zaten onlarda öyle aile şeyi yok. Geliyorlar Türkiye'den mazlum bir aileyle evleniyorlar. Gidip orada hizmet ediyorlar. Allah. Üstadımız diyor ya yani, Müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri İslamiyet'ten istinkaf etse bile fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslamiyet'ten vazgeçemez. Hatta en sefih olan bile Sedd-i Rasin'i istinadımız olan İslamiyet'e bütün kuvvetiyle taraftardır diyor. Hakikaten orada o şeyi duymakla baktım Allah Allah bizim en böyle şeyimiz Anadolu'nun elhamdülillah Türkiye'nin şeyleri onlardan 1000 derece daha elhamdülillah yani insani şeyleri değerleri taşıyor İslamiyet'e ait. Çok sevindik o şeyi de duyunca elhamdülillah. İnşallah zaten dediler İngilizlerin hiç nüfusu artmıyor. Orada da herkes onu söylüyor. Her İngiliz bakıyorsun yaşlı yaşlı insanlar, kadınlar da erkekler de ellerinde birer tane veya ikişer tane köpek taşıyorlar öyle. Onlarla yaşıyorlar yani. Ama Müslümanlar maşallah çoğalıyor. Elhamdülillah. Onun için kısa zaman sonra inşallah orası da Müslüman olur fıtri bir şekilde yani. Kıyamettan sonra. Hoca Efendi'nin bir ordulu bir abimiz bizi gezdirdi.
Orada Karadenizliler yine var. Hoca Efendi'nin şeyini idare edenler hep Rizeliler, Ordulular gördüm. Kaç tane? O Ordulu abi dedi ki burada 1300 tane cami var. İngiltere'de. Evet. 600 tanesi Londra'da. Yani camilerin böyle 10-15 tanesi ancak camiye benziyor dıştan. Fakat öbürler hepsi böyle ya kilise, ya ev, ya okul, ya fabrika almışlar, cami yapmışlar. İçi cami, dışı yine aynı mimariyle yani devam ediyor. Kiliseleri de aldıktan sonra hiç kıblesiyle oynamaya gerek yok. Kıble doğru Aksa. Mescid-i Aksa ve Kabe'ye bakıyor. O taraftan bakınca öyle. Elhamdülillah. Kudüs'e doğru aynı. Evet. Fırıncı abi Gül abi bir sempozyum yapacaklar Ekim ayında. He. İnşallah. O mülkler sana da alınırsa o zamana kadar inşallah alınır. O zaman bir daha git. Bir daha değil. Yusuf geçen almış bilet alıyoruz. Ya, şimdi abi bizim 6 aylık ya bu vize. He. İlle bunun vakti dolmadan bir hafta daha geleceksin. Bilet alıyoruz. Dedim valla Sungur abiye söylemeden olmaz. Kabul ederse gideriz. Etmezse gitmeyiz. Bir haftalığına. Bunlar böyle, da... Böyle anlattın git ya. Bunlar da bilet kuruyorlar abi. Bu, yani Trabzon'dan İstanbul'a daha ucuz. Öyle mi? Evet abi. Buluyorlar öyle bilet hemen illa alacağız. Dedim valla bak bilet yanabilir ona göre haberiniz olsun. Sordum cemaate gitsin mi gitmesin mi? Gitsin. Gitsin diyen parmak kaldırsın. Kaldır. Orada da tabi yani ilk cemaat teşekkür abi biraz şey oluyor. Altı kardeş birden bir araya gelmişler. Biri Elazığ'dan, biri İzmir'den, biri İstanbul'dan, biri şuradan buradan böyle bir ilk şeyde yani iyi oluyor diyor. Hatta keşke başkaları da yani başka abiler de ama bizi almak zor yani. Mesela imkan olsa da başka abiler kardeşler de gidebilse güzel olur yani. Böyle kaynaşmak, şey etmek manasında yani. Aferin Hüseyin. Üstadımız diyor ya yani ekser hocam, ekser enbiyanın şarkta, ekser filozofların garpta gelmesi kader-i ezelinin bir remzi, bir işaretidir ki şarkta din hissiyatı hakimdir. Yani bu fıtri taksimatı da Cenab-ı Hak demek ezelde takdir etmiş yani. Yani apaçık görünüyor orada hakikaten. Suriye'ye gittik, o kadar fakir fukaralığıyla beraber insana böyle ruhuna yakın geliyor Suriye. Öyle bir fıtri hali var. Anlatsın ha Urfa'ya gitmişsin, ha Suriye'ye şeye gitmişsin. Biraz da Suriye'yi anlat. Suriye'de abi şu hatırayı, Badrullah abinin hatırasını anlatmak istiyorum. Anlat. Badrullah abi orada hakikaten anlattı. Çok Sungur abi de çok duygulandı. Şimdi diyor Badrullah abi biz Abdullah abigillerle Urfa'da kalıyoruz. Urfa'dan da giden gelen oluyor diyor. Üstadın yanına zaman zaman uğrayanlar oluyor, gelenler oluyor. Her gelen üstattan selam getiriyor. Hem de nasıl selam? Kardeşim Urfa çok ehemmiyetlidir. Ben Urfa'yı çok seviyorum. Ben ahir şeyimi Urfa'da geçireceğim. Sen git oraya taşına toprağına selam söyle. Taşı toprağı mübarektir. Ben oranın ahyasına, envatına dua ediyorum gibi böyle böyle selamlarla geliyor. Biz de diyor bakıyoruz ki ha üstad ha bugün gelir ha yarın gelir. Hani ben sonunda da geleceğim diyor ya. Bir ay bekle, iki ay, bir sene, iki sene, üç sene üstad geldiği yok. Baktık ki olmuyor diyor. Direkt atladım. Doğru gittim Sparta'ya. Dediler ki üstad Barla'da. Gittim Barla'ya diyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Üstadımıza demiş ki üstadım bak bu kadar selamlarınızı alıyoruz sizi. Hem cemaat hem Urfalılar hem abiler bekliyoruz sizi. Bu sefer artık tamam demiş. Geldim sizi cemaat namına Urfa'ya götürmeye. Öyle deyince üstad çok derin bir düşünceye dalmış. Öyle sonra kalkmış başını kaldırmış demiş ki kardeşim demiş. Ben Urfa ile çok alakadarım. Urfa'yı çok seviyorum ve gelmek istiyorum. Fakat ben Urfa'ya şu anda gelirsem ister istemez siyasete bulaşmış olacağım. Çünkü ben Urfa'ya gelirsem öyle Şam ayrı, Urfa ayrı ben buna tahammül edemem demiş işte. Gelirsem demiş onları tevhid etmeye çalışırım. Yani onları birleştirmeye çalışırım. Bunu da yaparsam ister istemez siyasete bulaşmış olacağım. Onun için şimdilik kalsın demiş işte. Stat'taki gayret hamiyet maşallah. Hocam bugün abi ben yeni duydum. Bu Mısır'la Suriye bir ara
Birleşmişler değil mi hocam? Evet, birleşmişler. Bir sene kadar. Bir sene kadar ayrıldıklarında biz oradaydık. Allah Allah. İhtilal oldu. Buyurun hocam. Mısır'la Suriye. Bir kısmı demiş peygamber kendini. Biraz anlatsın. El Cumhuriyetil Arabiyyetil Müttahide. Birleşik Arap Cumhuriyeti olmuşlardı. Fakat Suriye'de çok güzel bir şey vardı. Yani askeri komutanlar oranın ilim adamlarının, büyüklerinin böyle yönetiminde. Onlardan dinleyen insanlar. Onlar bu ihtilalı yaptırdılar. Oradayken Cemal Abdülnasır Mısır'ın reisi cumhuru oraya geldi. Biz de birleştikten sonra geldi. Evet, Şam'a değil mi? Şam'a geldi ya. Evet. Şam'da geldi, böyle bir motosikletten gidiyor. Ben böyle hala hayalimde böyle iri yarı uzun boylu birisi, esmer. Motordan etrafı böyle seyredeyle gidiyor. Aslı içi bozuk hain adam. Suriye'de böyle kızlarla alçaklık yapmış. Bunu Suriye uleması duyunca subaylara, artık kendisi döndükten sonra bununla birlikte devletçilik yapılamaz, yapmayız diye düşünmüşler. İşte orada 60'ın içindeydi. Bir gece silahlar patlamaya başladı. Gece yarısından sonra. Silahlar böyle şeyin üzerinden gidiyor. Mersiler cuv. İhtilal olduğunu bildik. Sabahleyin ders vaktinde baktık. Hocalardan birisi gelmiş. Bu arada biz Cami-i Emeviye de okulumuz böyle 50 metre gelmez. Cami-i Emeviye'nin kıble tarafında. Medresetül Emniye, İmam-ı Gazali orada bulunmuş. Feyizli bir medrese. Kapıdan bakıyoruz tabii, heyecan var. Askerler görünüyor. Çift askerler geziyor. Kediler köpeklerden gördüklerimiz oldu. İnsan diye bir kimse yok. Bir de baktık ders saatinde Said Tantavi diye bir hocamız vardı. Çok mübarek birisiydi. Baktık gelmiş sınıfa oturdu. Üstad gelmiş dediler deyince bütün talebe yanına gitti, koştu. Üstad ya ne var bu, ne oldu böyle? Nasıl geldin? Oğlum diyor, bir köpeğe diyor sen taşınla sopanla mukabele edersen edemezsin diyor. Onun diyor sahibine dersin ki şu köpeğe sahip ol. O çekilir gider, sen selamet olursun diyor. Öyle şey oldu, ihtilal oldu. Cemal Abdülnasır'ın Maraşalı oradaydı, ordu evinde. Onlar Mısır'ın subayları ordu evindeyken ihtilal yapmışlar. O işte ellerinde böyle cihazlar var, onu yakalayınca ettiği böyle taşıyla görülüyor. Ayrıldılar. Oranın subayları burada, buranın subayları orada. Ayrıldılar bir ara. Cumhuriyet-i Müttahide olmuşlardı. Fakat işte fazla sürmedi. Bir sene kadar falan sürmüştü öyle. Hocam dediniz ya, birleşirken Suriye'nin Cumhurbaşkanı şeye demiş, ben sana öyle bir millet teslim ediyorum ki. Onu Ali Sanam onu söylüyordu. Ondan haberim yok. Siz anlatmıştınız Ümraniye'de. Hani öyle bir Suriye'nin Cumhurbaşkanı, Mısır'ın Cumhurbaşkanı demiş, ben sana öyle bir millet teslim ediyorum ki %80'i kendini peygamber gibi bilir, öyle uleması var diye. Siz anlatmıştınız Ümraniye'de. Ali Sanam ona işaret etti de. Allah Allah. Suriye hakikaten alem-i İslam'da Arap memleketlerinde en güzel yerlerden birisiydi. Gerçi işlerinde Vehhabilik diye bir sınıf vardı. Fakat ulema bütün böyle ehli sünnetin ruhuyla ruhlanmış. İlim adamları, oradan yetişenler ve etrafa alem-i İslam'daki yerlere gidip hocalık yapanlar, hatta bizim çocuk Ürdün'de okudu üniversitede, Suriye'den gelen hocalar itikat, amel yönünden hep ehli sünnete bağlıdırlar. Onlar çok bambaşkaydı başkalarından.
diyordu. Öyle ehli sünnet vel cemaat ilim adamları. Çok güzel bir halı vardı. Elhamdülillah biz bu 500'e yakın bir okulda mevcudumuz olmuştu. Tek bir tane Türk vatandaşından başka talebe yok. Hepsi Türk vatandaşı. Hiçbirisi de pasaportu yok. Canıyla gitmiş buradan Mansur Bey. Hepsi. Bir Filistinli bir çocuk geldi. 14-15 gün kadar falan kaldı. O da gitti. Hepsi Türk talebesi. Bize okul açtılar. Hoca tuttular. Efendim kitaplar. Hepsi. Her şeyimizi haftada da 5 lira maaş veriyorlar. 5 suri. 5 suriden biz bol bol idare ediyorduk. Kış geldi mi? 25 kuruşa mazotun tenekesi. Kurma. Kurmaya dalmıştık. Kurma. Haftada bir hurma kumayı yasağını doldurur şeyi. Karnımızı döverip tok tok tutar acıktırmaz. Elhamdülillah orada bakıyorlardı bize. Bir gün hatta haçta meşhur Said Ramazan Bulut'u bir kastede yazısı çıkmış. Ben görmedim de söylediler arkadaşlar. Cami Emevi'ye yakın olduğu için bizim okul, bizim talebeler hemen ders çalışmaya Cami Emevi'ye giderler. Halka halka olurlar böyle 10-15 kişi. İşlerinden birbirinden farklı olan bilenler orada onları ders çalıştırır, müzakere ederler. Dışarıdan gelenler hep böyle şu bu beyaz takyeler var ya, bizim talebeler o takyelerinden bilinir. Şöyle yazmış Said Ramazan Bulut'u. Ey Suriyeliler! Cami Emevi'ye yolumuz uğramıyor mu hiç? Orada böyle halaka halaka halinde kendi kisveleriyle, başlarındaki beyaz takyeleriyle tanınan Türk talebelerini görmüyor musunuz? Bunlar memleketlerinden canlarıyla gelmişlerdir. Bunları düşünmek, bunlara bakmak kimi ilgilendiriyor acaba? Hiç bundan ilgileniyor musunuz? Diye bir yazı yazmıştı. Bir de hefle diyor onlar. Böyle bir toplantı olmuştu. Kilisten iki tane çocuk vardı. Bir haftadan fazla böyle hazırlık yaptılar. Ortada konuşma. Hatta şey gelmişti o zaman reisi cumhurum. Orada onun ismi neydi? Öldürdüler onu da. Onun kardeşi Salah Zaim. O Hüsnü Zaim vardı. Onu öldürdüler. Onun kardeşi vardı Salah Zaim. O da o toplantıya gelmişti. Toplantıda bize de görev vermişlerdi konuşma. Efendim, evvela bu iki çocuk çıkardılar. Çok küçük. Kilisten. Çocuklara yetiştirmek usulüne bir şeyler öğretmişlerdi. Çok hoş geldi. Çocuk da böyle çocukluktan öğrenince çok şatır oluyor. Çok güzel öğreniyor. İki çocuğu böyle karşı karşıya getirdiler. Çocuğun birisi diğerine soruyor. Mineyn cihte ahi. Cihtimin Türkiye. Nereden geldin? Türkiye'den geldim. Limaze cihte. Niçin geldin? Şey etealleme dini ve ahdüme ümmeti ve milleti. Dinimi öğrenip milletime hizmet etmek için geldim diyor. Çocuklarda böyle bir şatarat, bir gülüm var. Cemaate öyle bir şey ettiler bu. Cemaatin içerisinden bir zengin, protokolda şey, ismi yok. Dedi, biliyorum ben konuşma hakkım yoktur ama sizden rica ediyorum dedim. Ben birkaç dakika konuşma hakkı verin. Buyur dediler. Konuşmaya işte geldi. Dedi, o çocukları tekrar geri getirdi. Onlar çıkmıştı sahneden. Tekrar o çocukları geri getirdi. Şimdi size soruyorum dedi bu çocuklar. Bu çocuklar nereden gelmiş? Türkiye'den gelmiş. Şimdi bu yaşta, bu büyüklükte olan siz çocuklarımızı bir mahalle, iki mahalle ötesine gitmeye emin olabilir misiniz? Olamazsınız. Çocuklar çünkü. Emin olunmaz. Bunlar Türkiye'den gelmişler. Garip, uzak yer, yabancı yer, efendim. Bunlar peki burada nasıl kendilerini idare edecekler, bakacaklar? Acaba hiç düşündünüz mü? Bu çocukların sahipleri
Bunların babaları, anneleri, dedeleri, neneleri yok muydu? Onlarda evlat şefkati yok muydu? Onların şefkatleri, siz iki mahalle ötesine gitmeye çocuklarınıza emin olamıyorsunuz. Daha Türkiye gibi bir yerden buraya bu çocukları göndermekte nasıl bir yürek taşıyor bunlar? Onlar baba anne değil mi? Ben şunu anlıyorum dedi. Onlar bu yavruları buraya gönderirken bizim büyüklerimizi dede, nene, amca, baba, dayı manasında kabul ederek bizim emanetimize göndermişler bunları diye bir konuşma yaptı böyle. Hiçbir şeyimiz yoktur. Elhamdülillah bizden, bizim hoca Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'den biraz para toplamış. Emniyet bunu duymuş. Elinden almış parayı. Duydu para. Konya'da. Şimdi onların bize muamelesine bak. Bizimkine bak. Böyle çok hoştu yani. İtikad, amel yönünden çok hoştu Suriye. Çok güzel. Büyük ulema toplanır abi. Tarikat, zikir yapılır. Abdülvehhab Dipsi Zeyd diye. Oranın hem kurrası hem de Hanefi fukahasında başta gelen bir zat. Muhammed Mustafa Kittani. Birçok ilim adamları başta dururlar. Öyle işte bu Arap müziği de öyle bir acayip insanın yüreğinin şeydi var. Evvela böyle bizler Risale dağıtmamız gibi kasideler dağıtırlar. Onlar okunur. Zikir yapılır. Bu arada bir kaside söyleyen çıkar ortaya. Onların o kasideleri de böyle limon sıkar gibi adamın içini sıkıyor böyle. O kadar güzel. O kadar. Taş yürekli olanları alıyor. Bir tane daha çıkar şimdi. Bir tane daha çıkar. 3-4 kişi olurlar abi. Orada ağlamayan kalmaz. Biz büyük ilim adamları var. Reisül Ulema Muhammed Ebu'l-Khayr diye bir zat vardı. Ben bizim hocaya sordum bunun ilmi seviyesi nedir dedim. Hâdâ üstadüne fî küllil ulûm. Bütün ilimlerde bizim üstadımız, hocamız diyordu. Öyle adamlar gelir zikirler abi. Millet böyle şey yaparken, kasideler okunurken, okunurken coşar, ayağa kalkarlar. Allah 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 diye ayağa kalkarlar. Böyle şeyler. Aynısını Muhyiddin İbni Arabi camisinde gördük. Nerede sabri? Nöbetli olurdu abi. Bu hafta bir semtteki falan camide. Öyle aynı ayağa kalktı. Ha, ayağa kalktı. Allah Allah. Şey almış. Çok hoştu yani böyle söyle ya. Telefona çekmiş tabi nerede? Evet bildiğimiz bu kadar. Allah razı olsun. Maşallah. Abdestler alınacak, namazlar kılınacak. Küçüklere sordum ki kainatta en yüksek hakikattedir. Yüzüme bakıyorlar. Ordular, vakıflar nerededir? Thank you.